Selam millet, ben Şefik. Burada Spirit Crew yeni oyunlardan biri Pit Stop yaptığınız, Pit Stop ekibini canlandırdığınız oyunlardan biri, ama oyuna geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Kanala destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Şimdi menüde birkaç şey söyleyeceğim, sonrasında oynayışa geçeceğim. Oyunun bir yapısını anlatayım, bir de hikayesi var, onu anlatayım. Yapısı şöyle, Overcooked'u biliyorsunuz ki birçoğunuz biliyorsunuzdur bence. Yemek yapma oyunuydu. Tek başınıza oynayabiliyordunuz ama 4 kişiye kadar eşit oyun desteği vardı. Mutfakta, farklı mutfaklarda yemek yapıyordunuz. İşte domates kesmek, köfte pişirmek vesaire, böyle maksimum hızda, maksimum verimlilikte çalışmaya ve görevleri yerine getirmeye çalışıyordunuz. Bu oyunda pit stop yapıyorsunuz. Yine tek başınıza oynayabilirsiniz ama 4 kişiye kadar eşit oyun desteği veriyor. Beraber pite gelen araçları tamir etmeye çalışıyorsunuz. Farklı dönemlerden farklı araçlar geliyor ve farklı sorunları var. Hikaye de şöyle. Sizin ekibiniz böyle garajda takılıyor ve bir araca nasıl bakılır, nasıl tamirat yapılır hiçbir fikri yok. Tam o sırada yaşlı bir amca içeri giriyor ve diyor ki, bu haliniz nedir? Biz zamanında bakışlarımızla bile lastik değiştirdik diyor. Ve ne öğrendiysem size de öğreteceğim diyor. Tam bu arada telefon geliyor. Bu sabotaj yasının üstünde bir adam var ya, ondan geliyor. O da aslında belki tipi tanıdık gelmiştir. Fast and Furious'te Vin Diesel'in canlandırdığı Dominic Toretto karakteri. Tabii ki oyunda adı öyle değil. Dominic Toretto gibi bir isim takılmış. Diyor ki 4 tane şampiyonu var. Bunları kim kazanırsa, hepsini kim kazanırsa her şey olacak diyor. Hatta önce ilk 3'ünü kazanmanız gerekiyor. Sonra 4. yarışıyor. Orada da kapışıyorsunuz ve sonunda zafere ulaşıyorsunuz. Böyle bir hikayesi var oyunun. Hemen Continue'ya basayım. Burada gördüğünüz gibi 70'ler, 80'ler, muhtemelen bunlar da 90'lar ve 2000'ler diye tahmin ediyorum. 4 tane şampiyonu var. Her birinin altında da yine bunda 10, bunda 10 olduğu için 10'ar tane yarış vardır diye düşünüyorum. Bu arada yarış diyorum ama biz yarışı görmüyoruz. Biz pit alanını görüyoruz ve farklı farklı pit alanları var. Gittikçe zorlaşan, gittikçe detaylı hale gelen, farklı özelliklerin, farklı yapılması gereken görevlerin olduğu pit alanları bunlar. Sonuç olarak bunları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Şimdi ben tek oynayacağım için çok zor, zorlanıyorum. Ama hani 2, 3, 4 kişi oynasanız daha da kolay olur işler. Buna rağmen ilk şampiyonadaki 9 yarışta birinci oldum. Bir tanesinde olamadım. Orada gerçekten ikinci bir kişi gerekiyor. Ve birinci olduğunuz, hepsini tamamladığınızda altta sponsorlar var. İşte Mishblade, Goodyear, Remy ve Continent. İşte bunlar lastik simlerinin değişmiş halleri. Bunları da alıyorsunuz. Bunlar da aslında size biraz kıyafet falan sağlıyor. Karakterinizin bu arada tipini değiştirebiliyorsunuz. Oyunda online mod da var. Sabotaj mod da var. Menüde gördüğünüz, iki kişi oynamanız gerekiyor. Muhtemelen birbirinizi engellemeye de çalışıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi kolay bir bölümden başlayalım. Önce buradan bir şey göstereyim. Oyunun başında sadece lastik değiştiriyoruz ama gittikçe, bölümler ilerledikçe yeni şampiyonlara geçtikçe yeni özellikler açılıyor. Takım ismi veriyorsunuz. Ben Red Bull Racing yapmıştım. Furious Family zaten bizim o karakterin, ana karakterin, baş düşmanımızın takımı. Onun dışındaki takımlar isimleri de bu arada oyunun kendi koyduğu isimler ama tahmin etmişsinizdir. McLaren, Williams ve Ferrari olarak farklı isimleri mevcut. Şimdi şu 3. rounda bir basalım. Burada zaten birinci olmuşum. O yüzden rahatça birinci olurum diye düşünüyorum. Oynanışı görelim. Şimdi araçlar geliyor. Araçlar geldikten sonra analiz masasına geliyorsunuz. Hemen sorun neymiş diye bakıyorsunuz. Lastikler patlak. Hemen gidiyorsunuz buradan. Kriko alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Kriko kalktıktan sonra hemen şununla beraber lastikleri çıkarıyorsunuz. Lastikleri tamir edebilirsiniz. Bazı bölümlerde lastik tamir etmeniz gerekiyor. Bazı bölümlerde de lastik değiştirmeniz gerekiyor. Yani eğer o bölümde lastik varsa, yeni lastik kutusu varsa lastikleri atıp yenisini takıyorsunuz. Yoksa da böyle gelip tamir ediyorsunuz. Yeni lastik tabii işleri hızlandırıyor. Bu arada lastik, ya şu an benim yaptığım iş bayağı uzun gördüğünüz gibi. Burada ikinci bir kişi olsa mesela o lastikleri tamir eder. Ben de lastikleri takarım. Ya da arabada başka bir sorun vardır. İşte kaporta sorunu vardır. Yakıt koymak gerekiyordur vesaire. Bunların hepsi birden fazla kişi olduğu zaman tabii ki daha kolay oluyor. Şimdi lastikleri hemen takalım. Hızlandırılmış bir şekilde. Biraz da uzun sürdü. İki lastik birden değiştirdim ve ikisini de tamir etmem gerekti. Aracın sorunlarını hallettikten sonra hop gönderiyorsunuz. Şimdi öbür tarafa gideceğim. İşte burada ikinci kişi olsa o da o arabaya bakardı. Bu arabada bir kaporta sorunu var, bir de lastik sorunu var. Mesela kaportayı şöyle düzeltiyorsunuz. İşte tamponlar, yan taraf vesaire oluyor. Vura vura düzeltiyorsunuz. Hemen şöyle kaldıralım lastiği, kriko ile aracı. Şuradan hemen lastiği değiştirelim. Muhtemelen her oynadığınızda farklı geliyor olabilir araçların frekansı ve sorunları. Çünkü mesela şu an bayağı bir zorlanıyorum ve 4. sıradayım. Bu arada yaptığım her şeyden puan kazanıyorum. Bu puanlarla beraber aslında sıralama güncel olarak sürekli değişiyor. Yani yarış ilerlediği için güncel olarak değişiyor. Bunu da hallettik, bunu da hallettik. Bir de şöyle hızlı gidebiliyorsunuz. Tekrar şuraya gelelim, bu arabanın sorununa bakalım. Bayağı bir zaman kaybettik. Bunda da yine bir lastik sorunu var. Şuradan krikoyu alalım. Hızlı hareket etme var. Şöyle hızlıca ilerleyebiliyorsunuz. Şuradan lastiği değiştirelim. Ya burada biraz zor yetişeceğim çünkü hakikaten bu lastik sorunları sıkıntı. Bunu halledelim. Burada benzin var mı bu arada? Burada benzin yok.
Etrafta göremedim. Bazen de bulamayabiliyorum. Şu lastiği alalım. Şöyle hemen bakalım. Şunu da halledelim. Galiba arka tarafta bir sorun var. Bakalım aynen. Bunu yollayabilirim. Diğerine yetişeceğim ama hakikaten zorlanıyorum. Şunu da indirelim. Yani zaman bitmek üzere arabayı yetiştiremedim. Ama burada kolay bir sorun çıktı. Bunu hemen şunu alalım. Bunu halledebilirsek yetiştirebilirim. Yolladım. Vallahi son anda yetiştim. Güzel oldu. Bir şekilde yetiştirebildim. Üçüncü sıradayım. Analizde bu arada başında beklememiz gerekiyor. Biraz hızla hareket edince işi bitirmeden aracın yanından ayrılırsanız sıkıntı oluyor. Bir tek Kriko'yu bastığınızda kendi kalkıyor. Onda bir sorun yok. Ama işte lastiği götürmeniz, bırakmanız, tamir etmeniz, tamir olduktan sonra almanız gerekiyor. Bazen lastiği unuttuğum oluyordu benim. Artık Ferrari takibi gibi lastiği bırakıyordum orada geliyordum. Niye takamıyordum diyordum. Meğerse kucağımda değilmiş. Bunu Ferrari bize birçok kez gösterdi. Şimdi bunu taktık. Böyle tamir edelim. Bunu indirelim. Arada tabii çok fazla eşya birbirine girdiği için yanlış şeye basabiliyorsunuz. Fena gitmiyorum ama 30 saniyede yetiştiremeyeceğim muhtemelen. Sandığımdan daha zor oldu ya. Ben burada nasıl yetişmişim? 188 puan yapmışım bilmiyorum. Şu an hiç yetiştiremedim ve 3. olacağım. Öyle düşünün. Demek ki bu random geldiğinin bir kanıtıdır. Tek başıma 1. olduğum şampiyonada, yani yarışta daha doğrusu, bu bir yarış. Şu an sadece 78 puan topladım galiba. Şu lastiği taksam biraz daha puan gelir mi bakalım. Evet. Çok kötü bir performans. 3. olduk. Tek başıma iki araca, iki tarafa nasıl yetişeyim? Çok kötü oldu ya. Bayağı kötü oldu. Niye böyle oldu bilmiyorum. Neyse, daha önce 1. olmuştum zaten. Şampiyonada lider tamamlamıştım. Şimdi burada farklı bir şey göstereyim istiyorum size. Hani 3. yarışı yaptık. Mesela 8. yarışa girelim. Burada neler var görün. Şimdi normalde bu araç analizini otomatik yapan yerler de var. Ama burada manuel yaptığımız denk geliyor. En azından bir araç var. O güzel. Tek bir araçla uğraşacak olmak güzel. Şimdi benzin takviyesi yapacağız. Onun için şöyle karşıya geçmemiz, bidonu almamız, hemen onu doldurmamız gerekiyor. Doldurmak da zaman alır. İşte burada ikinci biri olsa bunları mis gibi doldurur, hazır eder. Hemen gelelim, benzin dolduralım. Bir aracı gönderelim. Yeni araç gelsin. McLaren ilk sırada şu anda yarışta. Analizimizi yapalım. Aa güzel, tamirat geldi sadece. Böyle vuralım. Bu arada iki kişi olduğunuzda mesela bazı bölümlerde arada platform ya da engel oluyor. O anlarda birbirinize muhtemelen şöyle aracı, eşyaları daha doğrusu paslayabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şeyde vardı bu, Overcooked'da vardı. İşte tezgahın öbür tarafına bir şey yollamak vardı. Bunda da vardır herhalde diye tahmin ediyorum. Aşağı düşebilirsiniz. Farklı bölümlerde farklı engeller ya da düşülebilecek uçurumlar vesaire oluyor. Burada biraz çevreyi akıllıca kullanarak bu işleri halletmeniz gerekiyor. Burada sorun benzin değilmiş. Ben üste bakmamışım. Aslında sol üstte, yani araca bakarak da sorunları görebiliyorsunuz ama solda gelen araçların altında sorunun ne olduğu yazıyor aslında. Kaporta sorunu mu var? Tabii analizden sonra işte benzin mi eksik? Lastik mi değişmiş? Mesela burada benzin gerekiyor. Ben bunu doldurmuştum, hemen kullanalım. Şurada sonrasında bir kaporta işi var. Onu da yapalım. Vuralım. Şimdi lastik değiştireceğiz. Bu kısım biraz tabii uğraştırıyor. Hemen Kriko ile kaldıralım. Lastik için anahtarı almamız gerekiyor. O da buradaymış. Lastiği de alalım. Karşı tarafa doğru götürelim. Dördüncü sıraya düştük yalnız. Lastiği de alalım. Hemen takalım. Daha iki dakika var. Bence hallederim. İndirelim ve arabayı gönderelim. Yenisini bekleyeyim. Üçüncü sıradayız. McLaren, Williams, Red Bull, Furious ve Ferrari olarak sıralanmış durumdayız. Güzel kaporta işi geldi. Tabii iki kademeli olanlar var. Benzinde de bu var. Yani iki depo benzin getirmeniz gerekebiliyor. İki bidon. O da tabii işi uzatıyor. Şunu da yaptık. İkinci sıraya. Williams'ı geride bıraktık ama onlar da puan kazanabilir. Hemen bakalım. Kaporta işi geldi. Çok şanslıyız. Demin yukarı bakmadığım için biraz zaman kaybetmişim ama burada sorunun direkt kaporta olduğunu gördüğüm için bunları da gönderiyorum. Ve birinci sıradayız. Ve yine kaporta. Gerçekten random geliyor. Üst üste kolay görevler geldiği için ben de üst üste puanları topluyorum. Bu arada puanlar tur olarak ekleniyor. Sağ görmüşsünüzdür. 142 tur olmuş. Böyle bir isim takmışlar. Mantıklı. Bu arada eşyalarınızı arabalar ezerse ya da işte eşyaları da bir yere düşürürseniz yenisi daha önce neredeyse orada spawn oluyor. Yok olmuyor. Overcooked'da mesela bazı şey çöpe atmak gerekiyordu. Bunda da bir çöpe atma olayı var ama çok uğraşmıyorsunuz. Hele tek başınızdayken hiç uğraşmıyorsunuz.
sağa sola bırakayım diyorsunuz. Bunun şöyle bir dezavantajı oluyor. Patlak lastikler mesela yolunuzu tıkayabiliyor. Eşyalar tıkamıyor çok fazla. Onlar da tıkıyor da patlak lastikler kadar tıkamıyor. Şuna basalım ve aracı gönderelim. Güzel. Yine birinciyiz. Williams bizi geçmişti. Yerimizi geri aldık. 222 tur oldu. Hemen şuradan bir kaporta bir de benzin işi var. Benzin de biraz. Ya benzin biraz yorucu. Lastik daha da yorucu. Şöyle geçelim. İşte burada ikinci bir kişiye ihtiyaç var. Orada biri benzin doldursun mesela. Bana bidonları hazır etsin. Ben de rahat rahat işime bakayım. Arabayla ilgileneyim. Bunu da hallettik. Onu da yollayalım. Yine bir araç daha geldi. Ona da bakalım. Umarım kolay bir sorunu vardır. Benzin sorunu varmış. Ben bu 20 saniyede o benzini de koyarım ve bu aracı yollarım. Rekor sayılabilecek belki bir puan elde ederim. Şuradan basalım. Aracı da yollayalım. Bir tane daha gelecek. Şöyle kaporta sorunu olan bir araç gelse. Sadece iki tane vursam gitse. Olur mu? Yetişmez. Bakalım. Vur. 4, 3, 2, 1. Bunu da yolladım. 286. O da eklendi. 318. Acayip bir puan yaptım yalnız. En yakın rakibim Williams 170 puan. McLaren 130 puan. Tur 89 puan. Ferrari ve Furious. Bana meydan okuyan abinin takımı 50 puanda. Güzel. İlk bölümden birkaç tane göstermiş oldum. Şimdi ikinci şampiyonaya geçelim. Burada mesela farklı yeni bir bölüm vardı. Bunu oynayayım. Ben de ilk defa belki bir şey görürüm. Üçüncü rounddayız. Burada rally teması var. Bu arada tek başıma oynuyorum ama şuradan crew'a da geçebiliyorsunuz. Bir lobby oluşturabiliyorsunuz. Başka biriyle de 4 kişilik bir ekip olarak oynayabiliyorsunuz. Karakter değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 4 tane, 5 tane, 6 karakterimiz var. Bunların aksesuarları var. Bu sponsorlukları aldıkça bunları da açabiliyorsunuz. Yani bu şekilde ödüllerle aslında kendinizi özelleştirmiş oluyorsunuz. Burada bir motor tamiri geldi. Kaputu aç, motoru sök, motoru taşı, tamir et, geri tak. Çok uzun ya. Ben bunu tek başıma nasıl yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Ama deneyelim. Şimdi arabamız gelsin. Bence burada bir fail olacak ama. Araba geldi. Analiz edelim. Tabii ki motor bozuk. Hemen şunu alalım. Kaputu aç. Motoru sök. Ben bunu nasıl taşıyacağım yukarı? Oo, hem de tek başıma taşıyorum. Hızlı da koşamıyoruz. Burada o da yok. İşimiz bayağı zor. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Bu yoldan geçerken bakın araba geldi. Araba bize çarpsaydı orada ne olurdu? Motor giderdi. Baştan onu şey yapmamız gerekirdi. O yüzden biraz bekleyeceğim. Bir araba gelirse geçsin. Çünkü ben buradan evet o geçsin. Aynen. Hemen karşıya taşıyayım. Gerçekten tek başına yapmanın çok zor olduğu bir görev ki belki iki kişi olsa bunu taşımak daha hızlı oluyor olabilir. Kaputu da kapatalım ve aracı gönderelim. İkinci sıraya yerleştik. Biraz zor bir işti. Belki o yüzden diğerleri de yavaş davranıyordur. Yine motorda sorun var. İki motor bir de kaput şeyi var. Burada şeyle nasıl diyeyim? Vurarak değil de eyvah. İyi bari tam ortadan geçmiyormuş. Şu pompalarla tamir edeceğiz. Yani dışarıya doğru böyle kaportayı çekeceğiz aslında. Bunu hemen araba geçmişken karşıya götüreyim ben ezilmeden. Sonrasında gider oradan bir şey alırım. Etrafa da bakıyorum. Aynı her araçtan sağda solda birkaç tane olabiliyor normalde. Bunu koyalım. Bunu halledelim. Bu arada biz de ezilebiliyoruz. Ölüyoruz. Sonra tekrar spawn oluyoruz. Biraz zaman geçiyor. Yani Overcooked'dakinin aynısı aslında. Yani oyunun mantığı aslında tamamen aynı. Bunu da hallettik. İkinci sıraya yükseldik. Yeni bir araç geliyor. Çok uzun sürüyor uğraşmak bunlarla. Analizi bitirmeden masadan ayrılmayalım. Yine motor. Yine motor. Arkadaş ne yapıyorsunuz siz arabayla ya? Şunu alalım. Şu motoru sökelim. Sonra motoru alalım. Çok ağır. Çok ağır. Taşıması çok zor. Araba geçsin. Güzel. Bir de keşke öbür taraftakilere baksaydık biz. Yani biraz daha kolay olurdu. Bizi ta buradan oraya kadar yoruyorsunuz. Tamiratı hızlıca bitirirsek araba geçtikten sonra alıp hızlıca alıp ezilmeden bence geçiririm yani. Böyle bir iki saniye fazladan bir zamanımız oluyor karşıya geçirmek için. Bayağı da hatta daha fazla bir zaman varmış. Şunu da tamir edelim. McLaren ilk sırada. Red Bull ikinci sırada. Kaputu kapatalım. Hemen sıra kaybettik ama arabaya gönderme yaptık. Bakın burada kafa gitti. 24 puan da aldık. Yine araba geldi. Yine motor deme. Yine motor tabii ki. Yine motor, yine motor. Şöyle yapalım. Şunu bir açalım. Motoru sökelim. Sonrasında bunu karşıya taşıyacağız ama bence burada taşımak biraz zor olabilir. Artık taşıyabilirim. Şu an şeyi bulamadım. Pompayı bir kere kullanıyormuşuz. Doğru. Alıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Bitiyor pompa. Sonrasında tekrar şey yapmanız gerekiyor. Yenisini almanız gerekiyor kutudan yani. Bunu karşıya geçirebilir miyim ya? Yetiştim tamam. Yani normalde o az önceki o balyozu diyeyim
istediğiniz kadar kullanabiliyordunuz ama burada bu pompanın bir şeyi var. Hemen şunu kapatalım. Ezilmeden karşıya geçmeye çalışacağım. Güzel. Şundan alalım. Hop. Ezilmeyelim. Zaten tek başımıza çalışıyoruz. Bir de ezilirsek işimiz hiç kolay olmaz. Aa, hem de iki tane gerekiyormuş. Eyvah. Geç. Bizi ezme. Bakalım burada ilk sıraya çıkabilecek miyiz? Alamadım ya. Git. Ne aldım ben yerden? Bakın orada mesela başka araç vardı. Onu almış olduk. İşte arada böyle etrafa çok fazla eşya saçarsanız İşler zorlaşabiliyor ve dikkat etmezseniz sıra kaybediyorsunuz, zaman kaybediyorsunuz. Yaşasın. Aman ölmeden geçtik. Ya burada o kadar eşya var ki. Bakın ne yanlış aldım. Ama ben bu aracı yetiştiririm. Ölmeden yetiştireceğim. Çekil. Yine ikinci sıraya düştük. Durun. Birinciliği almam lazım. Bunu da halledelim. Gönder. Ve yeniden birinciyiz. Son anlarda ilk sıraya yükseldik. Yine bir düzeltme işi var ama yetiştiremeyeceğim. Yarış biterse buradan yırtarım. Bunu yolladım mı emin değilim ama zaten birinci oldum. Son anda aracı yolluyordum. 128 puan yaptık Red Bull Racing olarak. McLaren ikinci, Furious üçüncü, Ferrari dördüncü, Williams beşinci sırada. Güzel. Fena gitmiyoruz. Bir bölüm daha deneyeyim. Aslında oyun ilerledikçe diğer özelliklerde belki birkaç tane daha farklı şey açılırdı. Onları da gösterme şansı olurdum ama şansı bulurdum ama biraz da içeriği siz keşfedin istiyorum. Çünkü toplam 40 bölüm var. Belki sonra oyuna yeni şeyler eklenir ama hani tamamını da göstermiş olmayayım. Bakalım yeni bir şey gelecek mi? Farklı bir ortam. Zorluk ortada bir... Bakın burada zorluk var işte. Şu kapaklar uçuyor, ortadaki kapaklar. Ve onlar uçtuğunda... bu arada evet... Böyle bir güzellik oldu. Burada analiz şeyi kendi analiz ediyor. Masanın üstünde görüyorsunuz bir şey dönüyor. O bize yardımcı oluyor şey açısından. Bakın kapak fırladı. İşte oradan geçemezdik mesela şu anda. Hemen şöyle geçelim. O duman çıktığında bekleyeceksiniz. Burada analizi kendi yapıyor makine. Bu bir güzellik. Lastiği de paramparça etmiş tabii. O çok oyaladı bizi. Şöyle uçmadan karşıya geçelim. Hemen lastiği değiştirelim ve aracı... Yollayalım. Şimdi diğer araç zaten analiz edildi. Eyvah. Mesela buradan geçemiyoruz. O ayrı bir sorun. İkinci bir sorun da terse mi koymuşlar? Yok burada. En azından burada yakında. Burada tamir edebiliriz. Demin terse götürüyorduk hatırlıyorsanız. Bir araba daha geldi. Onda da lastik sorunu var. Bu arada araçlarda pislik de oluyor. Onları da temizlemeniz gerekiyor. Şu an mesela öyle bir şey çıktı. Bir vurma tuşu da var. Hiç kullanmamıştım. İyi denk geldi. Onu da size gösteririm. Bunu da kapatalım. Seni yollayalım. Şimdi ben karşıya nasıl geçeceğim? Geçemeyeceğim. Aa, geçebilirim artık. Şimdi alalım. Hızlıca gidelim. Hemen şunu yapalım. Şu lastiği sökelim. Tamiratla karşı tarafta yetişiriz. Vurma şeyinde şu lastiği yetiştirdikten sonra göstereceğim onu. Orada hazır elimiz değmişken şuradan şurayı da düzeltelim. Bu arada ben bununla oyalanırken yetiştiremeyebilirim ya. Biraz fazla oyalandım. Yani lastiği takalım. Aracı indirelim ve şunları da böyle tokat atarak şey yapıyorsunuz. Temizliyorsunuz diyeyim. Şurada da yine bir sorun vardı. Onu da halledelim. Yine burada bir temizlik sorunu var. Yalnız şeyi Kriko'yu karşıda bıraktık. Çok zor yetişirim ben buradan. Şimdi alalım. Lastiği Allah'tan bu tarafta tamir edeceğiz ama burada işler biraz zorlaştı gördüğünüz gibi. 1,5 dakika var. 4. sıradayım. Panel yakın ama şu orta masa işte 2 kişi olsanız kullanabilirsiniz. Oradan oraya eşya mesela şu an ben karşıya geçemeyeceğim. Lastiği al. Tak. Bunu gönder ve arabayı gönder. Sonrasında da şunu alalım. Buraya bırakabiliyor muyum? Yok. Neyse burası açıldı. Hemen şu ön tarafı düzeltelim. Tekrar bir tane daha alacağız. Az kalsın eziliyorduk ha. Araba geliyordu. Bakalım bunu yetiştirebilir. Aslında çok sorun olduğu için daha da fazla zaman tanıyor oyun size ama. 4. sıradayım ya. Çok zor işim. Lastiği değiştiririz. Dönüşte de şeyi hallederiz. Bence bu da yetişir ya. Bir lastik olayımız var. Mesela burada işte sürekli aynı şeylerden şikayet ediyorum ama ikinci biri olsaydı bu işleri hallederdi. Şöyle bırakalım. 30 saniye kaldı. Şunu da aldık mı? Bunu alalım. Kapakları bir gönderebilir miyiz? Karşıya geçmem gerekiyor. Teşekkür ederim. Bunu da halledelim. Güzel. Şu lastiği de alıp taktıktan sonra belki ilk 3'e gireriz. Bu bölümü tek kişi bitirmek çok zormuş. Buna ikna oldum.
Halledelim. Arabayı da yollayalım. Diğerinde aslında... Evet. Gördüğünüz gibi ezildim. Şu arabaya belki yetişebilirdim. Belki bir müdahalede bulunabilirdim ama... Ezilmeseydim bence bunu yetiştirirdim. Basamadım. Gerçekten hiç. İlk üçe girdik. Ferrari birinci oldu. Furious ikinci oldu. Red Bull, Williams ve McLaren olarak sıralanıyor takımlar. Güzel. Ama şampiyonada lideriz. 1-1-1-3. Şu an iyi gidiyoruz. Ama sanırım benim bu şampiyonada sürekli olarak birinci olmam için ikinci birine ihtiyacım olacak diye düşünüyorum. Şimdi bakalım. Sabotajı iki kişi oynuyoruz dedik. Onun dışında burada özelleştirme seçenekleri var dedik. Oyunda böyle bir oyun arkadaşlar. En hızlı pit stopu yapmaya çalışıyorsunuz ve takımınızı şampiyon yapmaya çalışıyorsunuz. İlk duyurulduğunda direkt dikkatimi çekmişti. Twitter'dan da paylaşmıştım. Çok da güzel çıktı. Yani mekanikleri vesaire oyuncu gayet iyi. Bazen bir şeyleri kaybedebiliyorsunuz, bulamayabiliyorsunuz. İşte aracın arkasında kalıyor, göremeyebiliyorsunuz. Ama onun dışında oyunuz çok eğlenceli. Overcooked'u sevdiyseniz, o tarz oyunları seviyorsanız, bir de motor sporlarına ilgi duyuyorsanız ve bir pit stop olayına biraz dahil olmak istiyorsanız bu oyunu alıp oynayabilirsiniz. Ben video çekerken global fiyatı 20 dolardı. Türkiye fiyatını bilmiyorum. Açıklanmış olursa onu da yazarım. Onun dışında satın almak isteyenler için Steam linkini açıklama kısmında bırakıyorum ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.